Herkese merhaba, Fıkralarla Fars'ın dördüncü bölümündeyiz, yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölümde de yine Sorilent isimli animasyon kanalından bir dakikalık bir e, video inceleyeceğiz. Çok uzun değil, hemen uzatmadan önce isterseniz şu bir dakikalık videoya hem ses hem de görsel açısından bir dikkat kesilelim. Daha sonrasında ben videonun çözümlemesini yaptım, birlikte bakalım e, acaba nasıl bir e, ses olayları ve dil bilgisi olayları varmış, birlikte inceleyelim. Önce bir dinleyelim. وسط گیاه های هرزه و خوشک گلی روید به خوشبوئیه ماش لابلای ماسه و خار و علف میدرخشید مثل دور توی صدف گل به خود میبالید که چقدر من خفنم همتون بد شکلیید خوش منم این منم زینت باغ شما قبط میشین سهم اولا شما بی بو هستین و بی مصرف مشتری برای من میکشه صف بهترین هدیه ام نمونم ام واسه هر ابراز عشقی من خودم نشونم دست باغبون میچیندم به ناز بین هر لیلی و مجنون منم اون محرم راز چقدر خوشحالم نشدم مثل شما من دارم ارزش قرب در میون آدما باغبون پیر اومد گل مغرور رو بچید گل نشستش تو سبد با هزار عشق و امید اومدش عباس آقا از ترقوزاباد پایین خریدش گل رو واسه عروسی صد امین گل که صبح از خواب پا شد داشت انتظار بوس ولی از شانس گوهش شده بود تزئینات تو والت عروس چه رسم گوهی آقا تو والت جا ریدنه گل میذارین توش Evet böyle 1 dakikalık bir videoydu. Anladığınız üzere görüntülerle birlikte Ee, şöyle bir alanda bir gül vardı ve bu gül işte ben sizin gibi değilim ne güzelim ben falan falan kendini övüyor işte bir e, çiftçi geldi bahçıvan geldi onu e, kopardı bir sepete koydu sağa sonra bir adam bir düğün için gülü aldı hediye için götürdü daha sonra işte bu adam şunla dalga geçiyor o görmüş olduğunuz görseldi hani bizde de bir ara yapıyorlardı ya, işte tuvaleti falan böyle gülle süsliyorlardı öyle ilginç e, insanlar vardı bu gülde kendisi böyle güzel bir hediye verilmeyi beklerken bir tuvalete meze olmasından ötürü böyle bir hayal kırıklığına uğramıştı. Şimdi ben bunu dediğim gibi metnini çıkardım. Bu dosyayı zaten videonun açıklama kısmına ekliyorum. Siz de inceleyebilirsiniz. Gelin şu başlangıç kısmı gördüğünüz gibi böyle beyit tarzında, eski şiir tarzında yazılmış. Şu ilk iki kısmı tekrar bir dinleyelim. Basat giyahay hoş, kolirui be hoşbuye maş. Evet. Diyor ki veset he, giyahay herze ve hoşk Herze yabani anlamında hoşk da kuru. İşte bu kuru yabani bitkiler arasında veset arasında demek bildiğimiz gibi giyahay. Normalde biz bu kelimenin giyah olduğunu biliyoruz değil mi? Bitki anlamında. Bunu çoğul yaptığımızda giyaha oluyor. Gördüğünüz gibi iki tane h ardı ardına geldiği zaman biz bu bir tanesini siliyoruz. Hatta kal ne kal ne bir tanesini. Biz bu ee, H'nin aslında ikisini de siliyoruz. Çünkü bu uzun eliflerden ya da e'lerden sonra gelen bu H'leri biz genelde siliyorduk. Önceki videolardan hatırlarsınız. Fakat burada iki H'yi de sildiğimiz zaman bu defa e, çoğul olmasına işaret edecek hiçbir şey kalmıyor. Dolayısıyla o bir taneyi bırakmış. giya ha ye diye tamlama yapmış. Nasıl bu e, bitkilermiş? İşte yabani ve kuru bitkiler arasında goli ruid ruid'dan bitmek anlamına geliyor bu bitkilerin bitmesi anlamında. İşte bir gül e, bitti, bir gül açtı. E, bu gül de ne kokusundaydı? Be hoşbuyi misk. İşte misk kokusundaki bir gül yabani ve kuru otların arasında açtı diye tercüme edebiliriz. Peki Labelaye maseb u khar u alf mesela Evet burada yine gülü öven bir şey var. Labelaye labela arasında demek neyin arasında? Labelaye mase bu kum khar e, diken anlamında. Alf'te ot. İşte bu ot, diken ve kum arasında bu bahsettiğimiz gül mi midiraxit parlıyordu. Deraxidend diye bir eylemimiz var ne gibi parlıyordu? Mesela dor. Bakın bunu sonra iki tane r olarak söyleyelim. Bu inci anlamına geliyor. Mesela dor inci gibi parlıyordu. Neredeki inci gibi Tuye sedef. Bu tuyeyi hatırlıyoruz değil mi? Der anlamındaydı. Sedefin içindeki inci gibi parlıyordu. Bu bahsettiğimiz gül e, neylerin arasındaydı bir de bu işte otların, dikenlerin, kumların arasında tıpkı Sedef'in içindeki inci gibi parlıyordu bu gül. Burada la bela belki önemli olabilir. La bela arasında anlamında. Onun dışında drahşiden eylemini de biliyoruz. Şu tuye'yi de daha öncesinde söylemiştik. Bu der olarak bizim daha çok kitabi olarak bildiğimiz derin konuşmada daha çok çıkan hali. Bunu tamlamalı olarak da söyleyebilir, tamlamasız da söyleyebilir. Bakın burada ye diye tamlamalı olarak da söyledi. Peki... Gol beşot mi balid, hiç şakad mı kafanam? Hamatun bedşeklin, koşquyaftum mana. Evet, diyor ki bu e, bahsettiğimiz gol beşot kendi ile mi balid övünüyordu. Baliden eylemi var, övünmek anlamında baliden. Gül be mi kendiyle övünüyordu. Ne diye övünüyordu? Mi balid ki ben ne kadar da böyle muhteşemim... muhteşemim, fenayım. Hafen kelimesi genelde arkadaşlar bu işte efsane, muazzam, süper anlamında kullanılıyor. Ee, bakın çekat. Normalde biz bunu şöyle biliyoruz değil mi? Çekadr diye biliyoruz. Hatırlarsanız sonda gelen iki tane sessiz harften sonuncusu genelde düşmeye meyilli oluyordu. O yüzden bakın burada bunu çekadr diye söylemedi. En azından ben duymadım. Orayı şimdi bir daha dinleriz. Ee, ne dedi burada? Gül ben ne kadar da efsaneyim muazzamım diye kendisi ile övünüyordu. Gol be mi balid ki çekad men khafanam. Hametun bat o. Burada var, mı var mıydı yok muydu bir daha dinleriz. Hametun <anlayın> yani hameye şoma değil mi? Siz hepiniz <clears throat> siz hepiniz bat şeklin. Bat şekl kötü şekilli. Bat şekl hastit idi bu normalde değil mi? Ve bu hasten eyleminin kısa formunda biz bu hast kısmını siliyoruz. bir de şu çekimde hastit kısmındaki o id sesi de n'ye dönüyor. Bet şekliğin oldu. Hametun bet şeklin hepiniz böyle güzel şekilde değilsiniz. Yani garipsiniz hepiniz. Hoş kıyafetun Sizin o güzel çehreli olanınız benim. Hepiniz berbatsınız sizin güzel olanınız benim. Diyor. Orayı bir tekrardan dinleyelim. Şurada bir vav var mıydı yok muydu diye. خار و علف می درخشید مثل در توی صدف گل به خود می بالید که چقدر من خفنم همتون تون بد شکلین خوش منم Evet orada bir vav yokmuş tamam این منم زینت باق شما عقبت میشین سهم اولاق Evet diyor ki این منم زینت باق işte bu اه, gördüğünüz bahçenin süsü işte benim این منم kısmını şey diye çevirebiliriz işte benim bahçenin süsü این منم زینت باق Şoma, sizler ise akıbet, işin sonunda mişin sehme olak. Olak eşek demek. Sehm ise pay, kısmet anlamına geliyor. Siz hepiniz sonuçta şeyin eşeğin payı olacaksınız. Fakat ben ise bu bağım, bahçenin süsü olan benim diyor. Bu mişini de hatırlarsanız şoden eylemimiz vardı. Normalde geniş zaman kökü şev idi bunun. Fakat biz demiştik ki bu ve konuşma dilinde gidiyor. Normalde biz bunu mi şavit deriz formal olarak. Ama buradaki vav gidiyor demiştik. Tamam vavı götürelim. Mi şit. E Bu it ikinci çoğul şahıs çekimindeki de neye dönüyordu? Mişin oldu. Konuşmada da bu mişin diye uzatmadıkları için şöyle söylüyor. Şoma aribet mişin. ...bakın mişin diyoruz. Normalde biz bunları i diye uzatmayı biliriz değil mi? Ama hayır bakın kendisi uzatmıyor. Siz sonunda akibet, zaten bunu biliyoruz. Siz sonunda ee, eşeğin payı olursunuz. Siz eşek gelir sizi yer yani. Fakat bu bağın bahçenin ziyneti süsü işte benim diyor Gül. Şuna bir bu hastin bir masraf. Müşteri beraya men mi keşesaf. Evet, şoma ma bi bu hastin o bi masraf. Sizin ne kokunuz vardır ne bir işe yararsınız. Bakın hastin, hastit değil mi? Bakın hastin oldu. Diyor ki şoma ma bi bu hastin. Siz kokusuzsunuz ve bi masraf. Siz işe yaramazsınız. Yine bu bi masraf hastin. Siz ne kokunuz var ne bir işe yararsınız. Moşteri bera yemen mi keşesef. Bu müşteri benim için sıraya girer. Mi keşet idi değil mi bu da? Bakın bütün eylemlerin geniş zaman üçüncü tekil şahsı bu artık kulağınızı yormuş da olabilir. Oradaki adler e'ye dönüyor. Müşteri saf mi keşet diyor. Aslında müşteri sıraya girer. Kim için? Berra'yı hemen benim için müşteri sıraya girer. Ama siz ne kokunuz var ne de bir işe yararsınız diyor. Behterin <laughs> Evet yine kendini övmeye devam ediyor. Behterin hediyem, en güzel hediyeyim, numuneem. Yani bu aynı zamanda behterin numuneem. Hani en güzel örneğim, numuneyim, en güzel hediyeyim. Vase her ebraze eşki, her aşk ilanı için men hodem nişuneem. Ben kendim bir alametim, bir nişanım. Bu vase kelimesini de Beraye olduğunu biliyoruz değil mi? Bakın bir konuşmada beraye de kullanmış, vase de kullanmış. Ve bu vase kelimesini vaseye diye söylememi Söyleyebilir mi? Onu da söyleyebilirdi. O da aklımızda bulunsun. Ee, ama gördüğünüz gibi yani şuralarda vase kullanılır, şuralarda beraye kullanılır gibi genel bir şey söyleyemiyoruz. En azından ben şu anda söyleyemiyorum. Bunun tamamı incelendiği zaman belki bir şey çıkabilir ama genelde ben öyle bir ayrımı pek denk gelmedim. Yani beraye de diyebiliyor, vase de diyebiliyor. İkisi aynı görevi görüyor. Ee, fakat işte burada vase normalde belki öyle bekleriz. Hani tamlamada o e'leri duymaya alışkınız ya. İşte konuşmada bu e'ler söylenmeye de bilir. Onun için burayı uzattım. Vase her ebraze eşki. İbraz etmek. Neyi ibraz? Ebraze eşki. Aşk ibrazı. Peki bütün aşk ibrazları mı? Bazı aşk ibrazları mı? Her ebraze eşki. Her aşk ibrazı. Her aşk gösterimi. Her aşk sunumu ya da her aşk ilanı. Nasıl derseniz. E bu kelime grubunun başında da vase var. Her aşk ilanı için ben hodem nişunem ben kendim bir nişaneyimdir diyor. Sonra ne hani diyor? Deste bağı bu miçin adam benaz. Beyni her leyli o mecnun menemun mehrem raz. Evet. Diyor ki, -ba bu bahçıvanın eli mi çiğnedem benaz. Buradaki B ile anlamında. Naz işte böyle dikkatli bir şekilde, nazik bir şekilde. Benaz nazikçe diyor. Bahçıvanın eli nazikçe beni koparır, beni toplar. Bakın burada çiğden eylemi var. Çiğden toplamak demek. Bunun geniş zaman kökü çiğin. Mesela ben bu geniş zaman köküyle mi çiğnem dediğim zaman topluyorum. Mesela hemen başına da sofre kelimesini ekleyelim. Sofre ra mi çiğnem. Sofrayı topluyorum. Şimdi burada üçüncü tekil şahısta kullanılmış bu. Mi çiğnet toplar. Niye? Çünkü burada bahçıvanın eli yani bahçıvan toplayacak değil mi? Ha. Şimdi biz eylemlerin sonuna o eylemin nesnesini iyelik eki olarak ekleyebiliyoruz. Bu genellikle günümüzde yapılmıyor aslında. Bu klasik metinlerde vardır. Bakın şunun sonuna bir m ekledik. Mi çiğnedem. Yani mera mi çiğnet demek bu. Hatta merayı da menra diye yazayım daha açık olsun. Menra mi çiğnet. Özneyi de en başa yazayım. Deste bağrebun. Menra mi çiğnet. Bu benazı da buraya yazayım. Aslında cümlenin e, günümüzdeki formal hali böyle kullanılabilir. Deste bağı bun. Men ra benaz mi miçinat koparır toplar kim? Deste bağı bun. Bahçıvanın eli yani bahçıvan. Bahçıvanın eli ya da bahçıvan kimi toplar? Men ra beni toplar. Beni ne şekilde toplar? Benaz. Böyle nazik bir şekilde, güzel bir şekilde toplar. Ha. Bu görmüş olduğunuz cümlede men ra ifadesi nesne değil mi? İşte biz bu nesneyi cümlemizdeki eylemin sonuna iyelik eki olarak ekleyebiliyoruz. E men iyelik ekinde ne olur? Em olarak eklenir. E onu eklersek bunu da sileriz. Bakın gördünüz mü? İşte bu e, günümüzde ben rastlamadım. Yani günümüzde bu çok öyle yaygın bir kullanım değil. Hatta hiç hiç denk gelmezsiniz. Bu adam da zaten konuşmaya böyle edebi bir hava katabilmek için böyle bir triye başvurmuş. Dolayısıyla buradaki mi çiğnedemdeki bu m mera anlamında. Yoksa bizim buradaki eylemimiz mi çiğnet. Bunun da mastarı bu. Geniş zaman kökü bu. Ee, Bağrebun kelimesindeki bu un aslında bağban idi değil mi? Bakın o ağların u'ya dönmesi. Bunu yine burada hatırlıyoruz. İşte bahçıvan beni nazik bir şekilde toplar. Beyni her leyliyo mecnun. Her leyla ve mecnun arasında. Yani her aşık her sevgili arasında menem un raz o sırların mahremi benimdir her aşık ve maşuk arasındaki o sırlara mahrem olan benimdir diyor peki ne kadar hoşhalem neşedem mesle şoma ben daram erzişu qorb der adama Evet buradaki bir kelimeyi ben anlamadım. Bakın şuraya zaten nokta nokta bıraktım. Burada ya erdişi kod Diyor. Büyük ihtimalle öyle diyor. Ben buna baktığım zaman şöyle bir kelime ee, gösteriş diyelim buna. Gösteriş e, böbürlenme gururlanma diyelim. O zaman nasıl olur? Miune adema miyun miyan kelimesinden geliyor. İşte e, arasında demek. Adema da Adem ha idi değil mi? Bu heyler düşüyordu. İnsanlar arasında ben işte büyük bir kıymete sahibim gibi tercüme edebiliriz. Ha şu baş kısmını gerçi söylemedik. Çekader. Bakın burayı çekad demedi. Yukarıda hatırladınız mı? Çekad dedi. Fakat eğer ki bu dal harfine de bir ses değeri atayacaksa çekader diye o re söyleniyor. Ama çekadr diye söyleyecekse bakın D de sessiz olur, R de sessiz olur, en sondakini atar. Bu iki şekilde gördüğünüz gibi kullanılıyor. Çe kadar hoş halem ne kadar mutluyum ki ne şöden olmaz, tıpkı sizin gibi olmadım ben yani sizin gibi olmadığım için ne kadar mutluyum ben insanlar arasında çok büyük bir kıymete sahibim gibi bir şey söylüyor. Tamam sonra ne diyor çok bir şey kalmadı. باقی پیر اومد گل evet, işte işte, مغرور رو بچید گل نشستش تسبت با هزارش قاومید. ایهت دیوکی بو اشته بیزیم باحچوان میس باقی پیر اومد او اشته یاشلی احتری باحچوان گل گل مغرور رو بچید بو گل دی چیی مارور olan گلی کوپاردی Bakın normalde çiğden eylemi değil mi? Bunun geçmiş zaman kökü ne? Çiğit. E bakın bunun başına bir B geldi. Be çiğit. Bu da klasik metinlerin bir özelliği. Geçmiş zamanın başına B gelir. Bu konuşan kişi de ortama böyle klasik metin böyle edebi bir hava katmak için hani sonda o vurgunu yapacak ya. Onun için öyleyse böyle edebi bir havaya sokuyor. Buradaki B o yüzden yoksa günümüzde geçmiş zamanın başında B'yi e, duymazsınız yani. Ee, ...topladı, kopardı... Kim bağrebune pir Umet, bu yaşlı e, bahçıvan geldi. Bu mağrur olan gülü kopardı. Gül mağrur ro. Buradaki onun da mağrur ra olduğunu biliyoruz değil mi? Bunu daha önceki videolarda göstermiştim. Tamam onu kopardı. Gol niştesh tuye sabat. bu gül de sepete e, ...oturdu sepete e, oturdu demeyiz biz değil mi? Sepete ne yapmıştır? yerleşti. Gül de sepete yerleşti, oturdu. Ne şekilde bahezar eş ve umid. Binlerce aşk böyle ümit ile birlikte gül sepetin içine yerleşti, oturdu. Tamam. Umaydaş Abbas Ağa az Turquzabad payin. ro vası amin. Evet burada görüntüden zaten aslında anlıyoruz. Diyor ki bu Abbas Ağa geldi. Bu nereden geldi? Bu aşağı Turkuz Abat dediğimiz bölgeden Abbas Ağa geldi. Umedeş. Ne yaptı sonra? Harideş. Golro Gülü satın aldı. Vase Erusiye Sed Amin. Bu Sed, seyit ifadesi var ya. Seyyid ifadesindeki o yeğenin düşmüş hali. Bu seyit Emin'in düğünü için gülü satın aldı. Tekrar edelim. Abbas Aga aşağı Turkuz Abad'dan geldi ve Seyit Emin'in düğünü için gülü satın aldı. Tamam sonra ne diyor? Gül sop az Evet burada ne diyor? Şimdi birazdan vurgun yere gelecek. Diyor ki gol ki sop az Paşot, eshab paşodan uykudan uyanmak. Ne zaman? Sabah uykudan uyandığında bu çiçek, daşt entizari buğuz kendisini öpmelerini bekliyordu. Entizar daşt. Fakat bakın bu daştı başa aldı. Hani böyle bir edebi hava katma amaçlı. Ve bir de burada da daha doğrusu şu kafiye yapmak. Buğuz erus yapmak için öyle yaptım kendisini öpmeyi ilgi alaka bekliyordu bu gül sabah uykudan uyandığında fakat şansı <laughs> bu diyor ki fakat bu gül bok şansından dolayı bakın bu goh bok demek goh Pardon. Bunu geh diye de okuyabilirsiniz. Goh diye okunuyor. Bok anlamında söylemek istiyorsunuz. İsterseniz. Goheş. Es şanse goheş. Bok şansından ötürü. Şode olmuştu. Ne olmuştu? Tez inate tuvalet tuvalete erus. Bu gelinin tuvalet süsü olmuştu. O e, kara bahtından ötürü normalde sabah uyansınlar beni öpsünler işte güldür hani aşktır falan böyle bir şey bekliyor. Fakat işte gördüğünüz gibi bir e, gelinin tuvalet süsü olmuş diyor. tuş. <laughs> bakın burayı biraz hızlı söylüyor dolayısıyla bazı sesleri de yutuyor. Ne diyor? İn <laughs> gohiye Bu ne boktan bir adettir ya? Diyor. Bakın ahi'yi ben ya diye çeviriyorum. Ee, ...gohiye ne demek? ...gohiest... ...demek değil mi? ...ciresme... ...gohiest... ...diyor aslında... ...başında da in var... ...bu... ...ne... ...boktan... ...bir... ...gelenektir... ...şimdi bunu nasıl yaptı? ...bu e, üçüncü tekil şahısları biz... ...e diye yazıyoruz ya... ...bakın e diye yazınca ne oluyor? ...gohiye resme gohiye ahi. Bu ne boktan bir şeydir ya? Gelenektir diyor. Tuvalet carideni. Normalde biz bunu cariden est diye yazarız. Fakat bakın buradaki ye ne oldu? Gitti. Söylemedi adam. E hani tamlamalarda o ye söylenirdi. Bakın söylemiyor. Riden de sıçmak demek. E bu astleri biz ne yapıyorduk? E yapıyorduk. Tıpkı burada yaptığımız gibi. Rideni yani riden est. Diyor ki tuvalet sıçma yeridir. Tuvalet cari yani tuvalet işte defi hacet diyelim. Defi hacet yeridir. Verdarin gul mizarin toğuş. Ver Verdaşten almak demek. Ver dar bunun geniş zaman kökü. Verdarit bunun formal hali. Bu D'ler neye dönüyordu? Neye dönüyordu değil mi? Verdarin alıyorsunuz gol mi zarintuş bu tu bildiğimiz gibi der anlamındaydı değil mi bunu da önceki videolarda konuşmuştuk aslında bunun da formal hali şu darunış gol mi Gozarit bu bir soru aslında. Yani diyor ki tuvalet defi hacet yeri kardeşimiz oraya gül mü bırakıyorsunuz yani diyor. Bu ne kadar boktan bir e, adet gelenek diyor. E, ha bu mi gozaridi de daha önce söylemiştik. Bu normalde gozaştan eylemi ya geniş zaman kökü gozar. Fakat bu konuşmada o baştaki g gidiyor zar kalıyor. Hatta o sondaki r de kimi zaman gidiyor. Mi zar bakın mi süreklilik bildiren ek zar eylemin kökü. E de bizim kişi ekimiz. E bu idi de mi zarin diye de söyleyebilir. Acaba öyle mi söyledi? Ben şu an bir kontrol edeyim. Ha evet öyle söylemiş. Bakın aslında burada e, verdarin bunun verdarit olduğunu biliyoruz. Alıyorsunuz mizarin mizarit bırakıyorsunuz neyi? Gol gülü nereye? Tuş içine. Neyin içine? Bakın bu tuşun sondaki ış, Nereye gidiyor? Bu tuvalete gidiyor. Değil mi? Yani diyor siz e, gülü alıp tuvaletin içine mi bırakıyorsunuz? Diyor tuvalet şey yeridir. Defi hacet yeridir. Bu ne boktan bir e, adettir, gelenektir diye o en sonda çıkan karakterde öyle bir sitemde bulunuyor. Ee, bu çok uzun değildi, bilerek böyle kısa bir şeyi seçtim. <laughs> Gördüğünüz gibi aslında ses olayları çok fazla bir şey değişmedi. Ee, sadece şu başlangıç kısmında böyle edebi bir hava katabilmek için, bakın şu mi çi, mesela bu günümüzde denk gelmeyeceğimiz bir şey, aynı zamanda be it vardı ya geçmiş zamanın başında beğenin olması günümüzde rastlamadığımız bir şey. Ama başta böyle bir edebi hava yaratıp sonrasında da. Ters köşe yapmak için ister istemez bize böyle bir e, dil kullanımı açısından da arkaik bazı şeyler kullandı. E, umarım faydalı olmuştur. Açıklayamadığım yer varsa yanlış söylediğim yorumlarda belirtebilirsiniz. Tekrardan yardımcı olurum. Sonraki videoda görüşmek üzere.